Herkese merhabalar. Bugün Cem Bey'le birlikte geçtik kameranın karşısına. Bizim çok böyle yaptığımız bir şey değildi ama bu süreç gerçekten çok merak edildi. Bir açıklama yapalım istedik. Instagram'dan soru cevap atmıştım. Soru cevapları da ayrı bir şekilde çekelim. Onları da ayrıca yayınlayalım diye düşündük. O yüzden bu videoyu çekiyoruz. Kamera karşısında da yalnız çıkmak istemedim. Cem'i taktım peşime. Çünkü bu kararı ikimiz birlikte aldık. Açıklarken ondan da destek alacağım diye düşünüyorum. Şimdi nereden başlayalım Cem? Evi sattık ve arsa aldık. Bunu artık herkes biliyor. Evet. Neden böyle bir tercih yaptık? Buna bahsedebiliriz. Şimdi bizim oturduğumuz bölge Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde. Annemler de Yunuseli'de oturuyorlar. Biz annemlere gidip gelmek için as merkezin arkasındaki yolu kullanıyoruz. Orası birazcık daha Kurtuda ve Sapa'da kalıyor. Çok da kullanılmayan bir yol. Biraz da kestirme olduğu için orayı tercih ediyorduk. Sürekli giderken de o bölgedeki köyleri sürekli turluyorduk. Evet. Bir gün ne oldu? Tıklık annemlere doğru giderken satılık arsalar yazısını gördük. Satılık imarlı arsalar. Bizim arayıp da bulamadığımız şey. Sonra aradık. Arsa sahipleriyle tanıştık. Arsanın yerini gösterdiler. Biz çok beğendik. Çok hoşumuza gitti. Evet. Aa dedik, harika. Süper. Arsanın konumunu da çok beğendik. Fiyatı da beğendik. Sonra dedik ki yani evimizi satalım. Satılığa çıkaralım. Orada da Ürünlü'deki evi gezmiştik. Evet, Ürünlü'deki o 4 milyonluk villayı gezmiştik. Oranın emlakçısıyla anlaştık. Dedik ki madem biz böyle bir arsa beğendik, siz de burayı satabilirseniz satın, biz o arsaları almak istiyoruz. Adam, tamam dedi, geldi evimize, ölçülerini aldı, fiyatı. Bu o kadar hızlı bir süreç oldu ki bizim için. Hani çıkalım anlatalım, biz evimizi satıyoruz. Zaten böyle şeyleri de beceremiyoruz. Daha yeniyiz bu konuda. Hemen ilana koydu. Koyduğu gibi de işte müşteriler gelip gitmeye başladı. Ev almak isteyenler gelip gitmeye başladı. Eve bakanlar oluyor falan. Sonra birileri geldi. Ben o gün hatta evde bile değildim. Evi çok beğenmişler. Almak istemediğini söylemişler. Cem'e dedim ki kapora bırakacaklarmış, o kadar ciddiymiş. Hemen arsalara git dedim. Git bir bak, o arsalar satıldıysa evi satmayalım. O arsalar duruyorsa evi satalım. Gittik baktık arsalardan. İşte bizim asıl istediğimiz arsa satılmış ama yanındaki parsel boşmuş. Anlaşmamızı yaptık. Evin satışını yaptık. Ev almak, arsa almak çok mantıklı mı? Yani biz de evin arsa almayı düşünüyoruz, bize ne önerirsiniz diye soranlar oluyor. Bu bir risk. Biz hayatımıza tabiri caizse kumar oynadık. Yani mantıklı yaptık ya da yapmadık. Bunu yaşayıp göreceğiz. Ama şunu biliyoruz ki biz bunu istiyoruz. Bugün yapamazsak bir daha hiç yapamayacağız. Çocuklarımız küçükken bir yere yerleşmek istiyoruz. Yerleştiğimiz yerde tanınmak, tanışmak ve insanlarla birlikte olmak istiyoruz. Biz küçük bir hayat istiyoruz. Şu piyasanın şartlarında ev yaptırmaya kalkışmak da büyük bir risk. Ama bu piyasanın daha ne getireceğini de bilmiyoruz. Devamında bize bu fırsatın sunulup sunulmayacağını da bilmiyoruz. Şu anda evet evinizde belli bir miktar var. Allah nasip ederse inşallah onunla bir inşaatı belli bir noktaya kadar getirebiliriz diye düşünüyoruz. Allah nasip kısmet ederse. Yani bize çok iyi yapmışsınız, aferin, bize de önerir misiniz diyenler de var. Hiç mantıklı değil. Niye böyle bir şeye giriştiniz diyenler de var. Kendileri yapma noktasında destek olmamızı isteyenler de var. Herkes kendi ekmeğini, kendi düşüncesini, kendi hayalini önüne koyacak. Ben bunun için neleri feda edebilirim ya da neleri feda etmem diye. Bizim annelerimizin, babalarımızın evlerinin oluyor olması bize destek. Aynen. Yani şu anda biz baba evine döneriz diyoruz. Olmadı annemlerin işte ikinci katına yerleşiriz diyoruz. Olmadı Cem'in babasının evine yerleşiriz diyoruz. Hani bu bizim için ciddi bir destek. Bunlar olmasaydı bir tık daha düşünürdük. Şu anda onların desteğini almış durumdayız. Arsa almak, ev almaktan daha zor. Daha sıkıntılı bir süreç. Daha çok dikkat edilmesi gereken nokta var. Ben bunları hani ayrıyetten daha anlatırım sizlere. Nelere dikkat ettik, nelere dikkat etmedik. Çok soğuktu ya. Çocukları balkona attık da. Aslında yazın ortasındayız ama. Burası çok yani sıcak. Temmuz sıcağında. Biliyoruz çok soğuk diyorlar. Geçen sene 600 bine bir ev alırken, 3 artı bir ev alırken 600 bine yine 180-200 metrekarelik bir arsa bulabiliyordunuz. İyi oturulabilir, ev yapılabilir bir arsa. 600 bin civarındaydı. Bu sene
Şöyle oldu, 600 binlik evler 3 milyon oldu ama arsalar ne oldu? 1-1,5'ta geri kaldı. Çok fazla arsa fiyatları artmadı. Bize de bu fırsat oldu açıkçası. Aynen öyle. Yani evler değerlenirken arsalar birazcık yerinde saydı. Bu da bizim hayalimize yaklaşmaya bir vesile oldu. Evimiz değerlendi, arsa daha az değerlendi. Evet. Yani en azından evimizi satıp arsayı alıp üstüne bir miktar nakit de kaldı bizde. Daha önceden şöyleydi. Evi satıp anca arsa alabiliyorduk ya da evi satıp üstüne birazcık para ekleyip arsa alabiliyorduk. Aynen. Arsa çok daha değerliydi. Bursa'da. Bursa özelinde söylüyorum bunu. Veya da baktığımız konum semtler itibariyle de belki daha farklı lokasyonlarda daha ucuz araziler vardır. Bizim kendi baktığımız, hayalimizi kurduğumuz yerler itibariyle böyle, durum böyleydi. O yüzden bu bizim için bir avantaj oldu bu süreç. Biz de hızlı davrandık. Allah'tan nasip etti zaten, işler de çok hızlı gitti. Aynen. Bir anda evi sattık ve ertesi günde hemen arsayı aldık. Şuna da değinmek istiyorum. Manyak mısınız, işte bu süreçte bu işe girilir mi gibi. Yani birçok şey duyduk. Yani çok destek de duyduk aslında. Yani iyi yapmışsınız. Benim hayalimi gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Hep bizim hayalimizdi aslında işte arsa alıp ev yapabilmek. Yani siz bunu yapıyorsunuz. İşte Allah yardım etsin. Hani başarılar diliyoruz diyenler çok de çok. Çok da onlar da çok oldu. Hiçbir şey ucuzlamıyor. Hiçbir şey geri gelmeyecek. Yani bu fiyatlar maalesef. Keşke her şey ucuz olsa, her şey daha uygun. Maliyetli veya daha uygun fiyat olsa ama bu fiyatlar hep yukarı doğru gidiyor. Yani bu zamana kadar hiç düştüğü görünmemiş. Artan bir şey düşmüyor. Aynen öyle. Yani ev fiyatları da böyle, arsalar da böyle, hani daha ucuzlar mı? Ya hani piyasa düzelse bile ben bu fiyatların geri geleceğine şahsen inanmıyorum açıkçası. Bu fiyatlar böyle gider. Belki bir tık işte malzemeler ucuzlarsa oradan küçük bir miktarda düşüşler olabilir. Ama genel anlamda bu fiyatlar böyle kalacaktır ve böyle devam edecek. Hani bir söz vardır ya işte düne göre pahalı ama yarına göre ucuz. Aynen. Yani işte bunu düşünerek yarın ucuzlamayacak. Bunun farkındayım. En yakın şu anda yaklaştık. Arsayı aldıktan sonra elimizde para kaldı ve şu an evi belli bir kısmını yaptırabilecek paramız var. Üzerinde Allah tamamlasın diyelim artık. Hani en yakın şu anda yakınlaştık. O yüzden de bunu tercih ettik. Biz bugün 3+1 almış olsaydık bile arsa bakmaya devam edecektik. Çünkü biz arsa bakıp müstakil hayat istiyoruz. Yani bir site içinde yaşamak evet çok keyifli olabilir. İyi pozitif yanları olabilir. Şu an tercih ettiğimiz bizim hayalimiz olan bir şeydi ve biz hayalimize doğru evrildik. Yani 5 sene sonra gelseydiniz yine ben arsa bakıyor olacaktım. Neden bugün olmasın dedik. İstediğimiz lokasyonda, istediğimiz metrekarelerde bir arsa bulduk ve aldık. Burada size tavsiyede bulunabileceğimiz bir konumda değiliz. Deneyimlemedik. Deneyimledikten sonra size yapın veya yapmayın diye tavsiyede bulunabiliriz. Şu an hep birlikte göreceğiz. Biz bu süreci ya alnımızın akıyla bitireceğiz, tamamlayacağız ya da diyeceğiz ki biz bunun altından kalkamıyoruz Cem. Ne yapalım? Satalım arsayı. İşte ne kadara kadar getirdiysek artık bu halde satalım. Biz en iyisi bir daire alıp dairede yaşayalım. Bunu da diyebiliriz. Bunu da deme hakkına sahibiz. Allah inşallah alnımızın akıyla yapmayı nasip etsin. Çünkü kolay bir süreç değil. İçine girdiğimiz andan itibaren yani bir mimar seçerken bile 2 hafta düşündüm yani ona mı gitsek, buna mı gitsek, onunla mı anlaşsak, bununla mı anlaşsak. Şimdiye kadar evimizi sattık, arsayı aldık ve mimarla anlaştık. Mimarla anlaşırken eskiz çizimlerinin büyük çoğunluğunu yapmıştık zaten. Mimara onları sunduk, dedik biz böyle metrekarelerde şu kadarlık bir ev istiyoruz, inşallah dilediğimiz gibi olur. Şu anda da 2-2,5 aylık bir ruhsat süreci olacak. Belediyeden ruhsatın çıkmasını bekleyeceğiz. Bir 3 aya kadar da uzayabilir dediler ruhsat süreciyle ilgili. Ruhsat süreci uzarken işte bu arada mimar statik projesi çıktığında bizim ortalama nasıl ne kadarlık bir malzeme ihtiyacımız olacağını söyleyecek. Demirimizle betonumuzla anlaşacağız. Onlarla anlaşmayı yapıp malzemeyi bağlayacağız. Ona göre de 3 ay sonra inşaata başlayacağız gibi duruyor. Tahmini 3-4 ayda bitirebiliriz diye düşünüyoruz ama aynen. Bitiremesek de eşyalarımızın büyük çoğunluğunu bir oda yapıp koyup daha sonra işte bitirdikten sonra yerleşiriz diye düşünüyoruz şu an itibariyle. Evet. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Bence iyi yaptık. Hayallerimize bence bir adım de yaklaştık. Hayaliniz varsa aynen, siz de yapabilirsiniz. Ama aynen, dediğim gibi bu kişilerin kendi tercihleriyle alakalı. Bana ev alırken de soruyorlar. İşte ben şöyle ev alıyorum, böyle ev alıyorum, ne yapmalıyım? Bu benim tercihim değil.
İşte neye göre ev almanın? Kendine göre ev alacaksın. Nasıl yaşıyorsun? Nasıl bir hayat istiyorsun? Ne kadar metrekarelerde yaşamayı düşünüyorsun? Kendinizi analiz edeceksiniz. Kendinize göre alacaksınız. Bu bir başkasının verebileceği bir karar değil. Sorulan sorular genellikle ev ve arsa üzerine, bir de şahsi sorular sorulmuş. Şahsi sorulara kişilere cevap verdim. Onları geçiyorum. Genel olarak bizimle ilgili sorulara cevap verelim. Olur. Olur mu? Tamam. Şimdi iltifat kısmını geçiyorum. İltifatları okumayacağım. Yani böyle şeyi beceremiyorum açıkçası. Aa işte bana şöyle iltifat edildi, böyle iltifat dedi. Onları çok daha gerçekten bilmiyorum. Yapamıyorum da. Kişiliğimde de yok herhalde. Şimdi çok yazıyorlar. Sayenizde ev aldık. İşte sayenizde şu mahallede oturuyorum. İşte sayenizde şöyle bir yerim var diye çok yazılıyor ama normalde paylaşmam gerekiyor. Paylaşsam şık olacak ama ben bunu beceremiyorum. Özür diliyorum hepinizden bununla ilgili. Daha henüz onlar bana çok gösteriş geliyor. Hani bu evimi satarkenki mevzu da öyleydi. Niye bize söylemediniz? Niye evi hemen satışa çıkardınız da YouTube'dan yayınlamadınız? Belki biz alırdık diyenler çok oldu. İnanın yapamıyorum. Hani benim evim var, bu kadarı satıyorum demek ayıbımıza gidiyor bizim. Biz böyle insanlar değiliz çünkü. Olabildiğince kendi halimizde yaşıyoruz. Belki yaptığımız iş bunu gerektiriyor ama olsun. Siz bizi böyle idare edersiniz bence. Sıfırdan ev yaptırmak nasıl bir duygu diye sormuşlar canım. Sıfırdan ev yaptırmak nasıl bir duygu? Sıfırdan ev yaptırmak bence şu anda karmaşık bir duygu. Yani tam bitmiş değil. Sadece bir arsa aldık. Tabii süreçleri yaşıyoruz yavaş yavaş. İşte mimar arkadaşımızla da anlaştık falan. Bir açıdan çok güzel. Yani her şeyine biz karar veriyoruz. Yani evin metrekaresine, bahçesine, girişine, kullanılacak malzemesine, işte şöyle olsun böyle olsun, bütün detaylara biz hakimiz. Ve bizim istediğimiz gibi oluyor. Evet, bu açıdan çok çok güzel. Ama bir açıdan da evet, işte biraz önce de anlattığınız gibi o riskler de var. İşte maddiyat, işte fiyatlar ne olur, daha da artar mı, nasıl bir süreç yaşarız. Yani bunlar da hep risk yani. O yüzden de onları da yaşayıp göreceğiz. Onları da inşallah sizlerle böyle parça parça, dönem dönem paylaşımlarda bulunacağız. Yaşadıklarımızı aslında size hep aktarmak istiyoruz. Bizden sonra veya bizimle beraber yaptırmak isteyenler de hem fikir olur, hem onlar için de bir destek olur. Belki... Ben cevap vereyim. Sıfırdan ev yaptırmak müthiş bir duygu ama çok kaygılı bir süreç. Evi satmaya karar verdiğimizden biridir, yani alıcılar çıktığından biridir. Geceleri çok aşırı yorgun olduğum için, uyumak zorunda kaldığım için uyuyorum. Onun haricinde uyandığımda bir daha asla uykuya geri dönemiyorum. Direkt elime tableti alıp ya ev örneklerine bakıyorum, ya maliyetlere bakıyorum, ya maliyet hesabı yapıyorum, ya metrekare hesabı yapıyorum gibi bir süreç geçiriyoruz. Sıfırdan ev yaptırmak tabii ki de çok güzel. Evine kendi karar vermek çok güzel. İşte mutfağın yerine karar vermek, metrekarene karar vermek çok güzel. Sonradan bir daha tadilat yaptırmaya ihtiyacın olmuyor. Ama diyorlar ya, bir yaptır sat bir daha yaptır diye. Tecrübe. Biz de bunu yaparak tecrübe edeceğiz inşallah diye düşünüyorum. Diğer soruya geçiyorum Cem. Hayırlı olsun, nasıl cesaret ettiniz? Cem daha garanticidir. Ben daha böyle şeyimdir aslında. Paldır küldür olaya atılabilirim. Çevremizde cesaretimizle tanınırız ikimiz de. Bu evi alırken de çok cesur davranmıştık. Ama nasıl cesaret ettiniz derken cesaret edemedik. Hala daha kaygılarımız var. Hala daha acabalarımız var. Hala bazen Cem'e dönüp doğru mu yaptık diye soruyorum. Cesaret edemedik aslında. Çok istediğimiz için göze aldık diyelim. Allah da hayırlısıyla sonlandırmayı nasip etsin. Amin inşallah. İnanmasaydık başlayamazdık zaten. Aynen de. Aynen öyle. Yani bizim hedefimiz böyle. Biz hedefimize bir adım attık. Ev fiyatları ne olacak demişler. Yani bu konunun çok uzmanı değil, bir insan değiliz ama biz yaşayıp göreceğiz. Ev fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorum ama bu artışın bir şekilde duracağını düşünüyorum. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ben bunu bir başkasının evini çekerken söyleyemem. Ama şu an çok rahat söyleyebilirim. Evet, malzeme fiyatları artmış olabilir ama bu ev fiyatlarının bu kadar artıyor olmasının sebebi malzeme fiyatlarının da haricinde açgözlülük. Gerçekten çok ciddi bir açgözlülüğümüz var. Hem ikinci eve ev satanlar hem de sıfırdan ev yapıp satanlar gerçekten kârlarına kâr katarak satıyorlar. Hı. En ufak bir şeyi fırsat bilerek ev fiyatlarını artırıyorlar. Ki mesela bu kredi oranlarının düştüğünde bir gecede 1 milyondan 1.800'de bir ev nasıl çıkar izledik, gördük.
Satılır satılmaz bilmiyorum. Ama o ev bir ay ilanda durur, 1,5 ay ilanda durur. 1 milyon değil, 1.850'ye satılır. Bu konuda çok sistemkarım. Çok kızgınım. Çünkü 900 bine baktığım evin 3 milyon oluşunu izledim. İnanamadım. Ne kadar artabilir diye düşündüğüm evlerin 4 milyonlara yaklaştığını gördüm. İnanamadım. Yani bu kadar da artmadı. Her şey bu kadar artmadı. Bunu birazcık da şişirttiler. Şişirdiler. Umarım bu balon bir gün patlayacaktır diye düşünüyorum. Zaten büyük ihtimalle de bu yüzden ev almaktan. En büyük sebebi de bu. Yani ev almayı istemememin en büyük sebebi de bu. O kadar parayı vermek istemedim bir eve. Nasıl bir ev yaptıracaksınız? 90 örnek. Metrekare tabanlı iki katlı bir ev yaptırmayı düşünüyoruz. Balkon olmayacak, verandası olmayacak, dümdüz bir ev. Aynen öyle. Evi kaç paraya sattınız? Bunu söylemeyelim. Aynen, bence de. Ne evi sattığımız fiyatı söyleyelim, ne de arsayı aldığımız fiyatı söyleyelim. Zaten piyasası neyse ona sattık. Arsa almak mı, ev almak mı? Ya bu kişiden kişiye göre değişir. Bazı arkadaşlarım mesela müşterekli, onların tarzı değil yani istemiyor. Yani ben diyor rezidans veya işte site, güvenlikli. Hani ancak bunlarla oturabilirim diyor yani. Evet. Kişinin isteklerine, özelliklerine göre değişen bir şey. Ben müşterekli köy hayatını istediğimiz için gittik köyün birinden bir arsa aldık. Yani tamam. zevk kişinin, meselesi. Kişinin tercihi. Aynen öyle. Bana göre arsa. Ha, karlı çıkmak istiyorsanız, yatırım yapmak istiyorsanız elbette ki arazi alın. Arazi öldürmez. Aynen. Ama şunu da söylemek istiyorum ki ev şu bir yıllık süreçte araziden daha fazla kazandırdı. Ya yatırım da yapacaksanız ev alabilirsiniz şu süreçte. Bursa'ya tayin olduk. Hangi bölgeden ev bakalım, ne dersiniz bilmem. Nerede yaşamak istediğinize siz karar vereceksiniz. Bursa'yı hiç bilmiyorsanız yeni yerleşim yerlerinden, merkezlerden bakabilirsiniz. Ya da almak yerine bence belli bir süre kirada oturup o bölgeyi tanıyıp o bölgeye yakın bir bölgeden veya iyice merkezi tanıdıktan sonra almanızı tavsiye ederim. Çünkü bana bu bölge iyi gelir. Size bir başkası hangi bölgeye iyi geleceğini bilemeyiz. Benim bir arkadaşım vardı mesela. Heykelin göbeğinde oturuyordu. Şimdi Bursalı olarak orada yaşamayı tercih eder miyim? Etmem ama o çok memnundu. Kayapa mesela şu an çok revaçta. Biz tercih etmedik. İşte işimiz uzak. Evlerim annemize babamıza uzak dedik. Sizin böyle bir kaygınız olmayacak. Belki o bölgeyi tercih edersiniz. Fiyatlar vesaire de ona göre değişkenlik gösteriyor. Ama yatırımlık bir yer bakacaksanız Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi der, noktayı koyarım. Kazandırır. Aynen öyle. Özellikle şu an Bakyapı'nın yaptığı evler gerçekten kazandıracak diye düşünüyorum. Tam yatırımlık yerler, aynen öyle. Tam yatırımlık olmuş. Şey sormuşlar. Arsa alıp ev yaptırmak ev almaktan daha mı ucuz? Ya burada tamamen kişinin zevklerine göre değişiyor. Bu hep aynı klişe cümle olacak ama bizim aldığımız arsa çok büyük bir rakam değildi. Yani evde dediğimiz gibi elimize nakit kaldı. Şöyle bizim için arsa alıp ev yaptırmakla bir daire almak kafa kafaya. Yani şu anda olarak. Evet. Yani biz işte anahtar teslim firmalarla da görüşüyoruz. Onlardan da fiyat alıyoruz. Genel olarak söyleyeyim. Yani 2-2,5 milyona mal olduğunu düşünürsek bizim hem arsamız ve yaptıracağımız ev. Şu anda bir daireydi zaten. 2 milyon istiyorlar yani. Aynen öyle. Ve en azından bizimki 300 metrekare aldığımız arsa 320 metrekare ve 200 metrekare bir bahçemiz kalacak bize. Yani 200 metrekare bahçemiz ve 2 katlı bir evimiz olacak. Öteki türlü bir daire fiyatına sahibi daire sahibi olacağız. Bir daire almakla arsa alıp ev yaptırmak şu anda kafa kafaya diyebilirim yani. Aynen öyle. Tabii bu artı tercih edeceğiniz arsa ama kullanacağınız malzemeler, biz şu anda orta hali bir hesap tabii, yaptık. Aynen öyle. İnşaat yani firmalarından bu aldığımız hesabı yaptık. İşte kendimiz hesap çıkardık. Onlara göre bunu söyleyebiliyoruz. Maliyet sormuşlar. Hazır maliyet gelmişken ne kadara mal edeceksiniz evi diye sormuşlar. Verelim mi fiyat? Minimum 2 milyona tutacak herhalde. 2 milyonu aşacak gibi görünüyor. Yani arsanın fiyatını söylemedik de yani işte anahtar teslim dediğim gibi firmalarla görüşüyoruz. Yani bu süreçler aslında ayrı bir başlık. Bunları ayrı değerlendiririz, konuşuruz. Anahtar teslim aldığımız fiyatları söyleyeyim. 800 bin diyen de var, 1 milyon diyen de var, 1.200 diyen de var, 1.800 diyen de var. Yani o çok geniş bir yelpaze. Hani ortalamasını söylüyorum. İşte 2 milyonu aşacak gibi arsayla beraber. İnşallah daha fazla aşmaz. İnşallah. Öyle. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Cem. Her şey için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı
ve bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip etmek isterseniz açıklama kısmına Instagram adresinizi bırakıyorum. Mutlaka oradan takip edin. Hayatımıza dair ufak ufak kesitler de paylaşmaya başladık. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Biz konuşmayı çok seven bir aileyiz galiba. Çektiğimiz her videoyu çok uzatıyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Evet, dualarınıza çok ihtiyacımız olacak. Dualarınızı eksik etmezseniz seviniriz. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Çak.